çalışmıştım. Onlarla ilgili olarak da İyi akşamlar arkadaşlar. Ses ve görüntü var mı? Yazabilir misiniz? Evet. Arkadaşlar geçen dersimizde hatırlarsanız sizlere duyarlılık analizini anlatmaya çalıştım. Duyarlılık analizi veya optimallik, post optimality analysis diye ifade etmiş olduğumuz optimallik sonrası analizin nasıl yapılacağını ifade etmeye çalışmıştım. Onlarla ilgili olarak da amaç fonksiyonu satırındaki katsayılarda her seferinde bir tane katsayıda değişiklik olursa hangi sınırlar arasında kaldığı sürece optimal çözüm hala aynı kalır veya sağ taraf değerlerinde duyarlılık analizi yaparken sağ taraf değerlerinde hangi değerler arasında kalsın ki optimal çözüm noktası aynı kalsın sorularına cevap bulmaya çalışıyorduk duyarlılık analizinde. Bugünkü dersimizde gölge fiyatları, fırsat maliyeti gibi bir takım kavramlardan bahsedeceğim. Aslında bu kavramlar bundan sonraki anlatacak olduğumuz dualite kavramında çok detaylı olarak anlatacak olduğum şeyler ama şimdi kısaca bilgi vereyim. Shadow price diye ifade etmiş olduğumuz bu gölge fiyatları ne demektir onu ifade etmeye çalışayım. Gölge fiyatı her bizim kaynaklarımız söz konusu, kıt kaynaklarımız söz konusu. Dolayısıyla bu kıt kaynaklarla ilgili olarak veya sağ taraf değerlerini ele aldığımızda ki ona karşılık gelir. Bu kısıtlarla ilişkili bir kavram olarak ekonomik açıdan değerlendirilebilir. Bu şu demektir. Her seferinde duyarlılık analizinde ne yapıyorduk biz? Her bir kaynağı göz önüne alıp bunların geçerlilik aralığını ve değişim aralığını bulmaya çalışıyorduk. Gölge fiyatı dediğimizde ise arkadaşlar bu kısıtların herhangi bir tanesinin sağ taraf değerini bir birim arttırmamız sonucunda bunun amaç fonksiyonundaki yapılacak olduğu iyileştirme miktarına biz gölge fiyatı diyoruz. Genellikle bu gölge fiyatı bağlayıcı kısıtlar yani optimal çözüm noktasını oluşturan kısıtlar için veya kaynaklar için söz konusudur. Dolayısıyla bu bağlayıcı kısıtlar için söz konusu olduğuna göre bu bağlayıcı olmayan kısıtların gölge fiyatları her zaman sıfır olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Biraz sonra da onu örnek üzerinde ifade etmeye çalışacağım. Dolayısıyla gölge fiyatı dediğimizde tekrar söylüyorum. Bağlayıcı olan kısıtlarla ilgili durumunda gölge fiyatına söz konusu oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar kıt kaynağımız söz konusu gölge fiyatı bağlayıcı kısıtlarla ilgili ise dolayısıyla sağ ve sol taraflarımızın eşitsizliğin birbirine eşit olması demektir. Yani kaynağımızın tamamını kullanmışız demektir. Dolayısıyla bu kıt kaynağı ben bir birim arttırdığımızda amaç fonksiyonundaki yapacak olduğu katkıya biz gölge fiyatı adını veriyoruz. Fırsat maliyeti dediğimizde reduce cost'tur bunun karşılığı İngilizcesi. Dolayısıyla bu arkadaşlar genel karar değişkenleriyle ilgili bir şey söz konusu ama burada da bu karar değişkenlerinin temele girmesi neticesinde amaç fonksiyonu değerinde yapacak olduğu kötüleşmeyi veya külfeti bize ifade ediyor. Tekrar söylüyorum, bu fırsat maliyeti temelde olmayan değişkenler için söz konusudur. Dolayısıyla bunu temele almak istediğimizde, yani karar değişkeninin değerini bir birim arttırdığımızda amaç fonksiyonunda yapacak olduğu kötüleşme miktarıdır fırsat maliyeti. Dolayısıyla temel olmayan değişkenlerin fırsat maliyetlerine optimal syntax tablosuna baktığımızda amaç fonksiyonu satırının ilgili karar değişkeni sütununda bulunan katsayı bizim fırsat maliyeti olarak karşımıza çıkmaktadır. Gelin basit bir örnek üzerinde bu dediğim şeyleri daha önceden bunu ev ödevi olarak da sormuştu size. Verilen bir model söz konusu. Bu modelle ilgili duyarlılık analizi, gölge fiyatları vesaire bunların soruları var. O sorulara cevap vermeye çalışayım.
Şöyle bir örneğimiz var arkadaşlar. Bu örneği ele aldığımızda öncelikle bunları eşitlik haline getirip standart hale getirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bunu standart hale getirebilmek için bütün işaretler küçük eşit olduğuna göre S1 ve S2 veya X4 veya X5 gibi iki tane select variable'lar yani alet değişkeni ekleyerek standart hale getiririz ve simplex iterasyonlarını uyguladığımızda artık değişken değil, kim onu diyen Serkan. Serkan artık değişken değil, büyük değil sol taraf. Dolayısıyla select variable'ımız yani aylak değişkeni ilave yapıyoruz veya gevşek değişken. Dolayısıyla bu problemi çözdüğümüzde optimal çözüm şu olmuş. Optimallik testi yapalım. Z satırına bakıyoruz. Bütün değerlerimiz 0 veya 0'dan büyük eşit. Dolayısıyla optimallik kriteri sağlanıyor. Sağ taraf değerleri de pozitif değerler olduğuna göre optimal çözüm bu bulunuyor. Siz o işlemleri yaparsınız evde tekrar. Bunu yaptıktan sonra gölge fiyatı nasıl belirleniyor? Arkadaşlar başlangıçta şurada S1 ve S2'yi oluşturmuştuk. Birim matrislerden Gauss eliminasyon metodu veya elementer satır işlemleriyle ilgili başlangıç uygun temel çözümünü bulma durumunda şöyle şey yapayım kısaca şuradan bir saniye. Şuradan şöyle bir ifade edeyim size eşitlik haline getirebilmek için. Şuradan bir de şey yaptığımda şurada artı S1'i koydum. İkinci satıra da şuraya artı S2'yi koydum. Eşittir 150, eşittir 40 şeklinde oldu. Dolayısıyla birim matrisi oluşturmuş olduk. İşte bu birim matrislerden hareketle arkadaşlar, birim matrislerden hareketle başlangıç temel çözümünü bulduk. S1 ve S2 başlangıçtaydı. Sonra S1 S2'yi bulduktan sonra optimal çözüm yoktu ve neticesinde işlemlere devam ettiğimizde şurada gördüğümüz gibi arkadaşlar optimal simplex tablosunu elde etmiş olduk. Şimdi başlangıç çözümünde benim temel değişkenlerim S1 ve S2'ydi. Dolayısıyla bu S1 ve S2'nin Z satırındaki şu değerleri bizim shadow price'larımızı yani gölge fiyatlarımızı veriyor. Şurada gördüğünüz gibi. Evet, şurada gördüğünüz gibi birinci kısıtın gölge fiyatı 12,5. İkinci kısıtın gölge fiyatı 12,5 değil de 12 bölü 5. İkinci kısıtın gölge fiyatı 1 bölü 5. Yani ne dedim biraz önce de ifade etmeye çalışmıştım. Başlangıç uygun temel çözümlerine hangilerinden oluşuyorsa amaç fonksiyonu satırında yani Z satırında bunlara karşılık gelen değerler bizim shadow price'larımız yani S1 12 bölü 5 olmuş. Bu demektir ki ben birinci kısıtın sağ tarafını bir birim arttırdığımızda amaç fonksiyonuna yapacak olduğu katkı 12,5 birimdir demektir bu. Aynı şekilde ikinci kısıtın gölge fiyatını da yorumlayabiliriz. Fırsat maliyeti dediğimiz ise x için temelde olmayan bir değişkendir. X1, X2 temelde temeli oluşturan, başlangıç temel çözümlerini oluşturan sütunun altındaki değerler Z satırında bizim neyimizi veriyor dedim. Shadow price'ımızı yani gölge fiyatımızı. Temelde olmayan değişken X3 değişkenidir burada. X3 değişkeninin Z satırındaki değeri de fırsat maliyetini veriyor. Yani fırsat maliyeti de örneğin sandalye alacaksınız. Sandalye yerine ben bu parayı götürüp masaya yatırdıysam ve sandalyeden elde edecek olduğum kar 3 liraysa dolayısıyla 3 liralık bir kaybım söz konusudur. İşte biz bu maliyete fırsat maliyeti adını veriyoruz. İşte fırsat maliyetinin ve gölge fiyatlarının optimal simplex tablosundan görünüşünü bu şekilde kısaca size ifade etmiş oldum. Evet bu bilgileri şimdi bundan sonraki anlatacak olduğumuz konularda da zaten detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışacağım. Evet bundan sonraki anlatacak olduğumuz konu arkadaşlar dualite diye ifade etmiş olduğumuz bir konu.
Şimdi bu dualite kısmında genel anlamıyla bugüne kadar anlatmış olduğumuz doğrusal modellere biraz sonra ifade edeceğim. Primal model diyeceğiz. Bu primal modelin dualinin ne şekilde alınacağını ve dualin ekonomik yorumları ne demek oluyor? İşte biraz önceki bahsetmiş olduğum shadow price'ların veya reduce cost'ların nasıl hesap edileceğini ve daha önce size simplex yönteminde anlattığım büyük eşit ve eşit kısıtlarının söz konusu olduğu durumlardaki artificial variable'ları yani suni değişkenleri ilave yaparak başlangıç uygun temel çözümlerini buluyorduk. İşte dual simplex yöntemiyle şurada en alt satırda yazan dual simplex yöntemini kullanarak onlara hiç gerek kalmadan bu tip problemlerin çözümünün nasıl yapılacağını bu ders kapsamında ifade etmeye çalışacağım. Evet, genel anlamıyla dual model dediğimizde önce primal modelin ne olduğunu anlatayım. Karışmasın diye modeller primal model diyeceğiz. Yani bizim verilen orijinal model neyse o orijinal modele veya bugüne kadar görmüş olduğumuz modellere primal model diyeceğiz. Dual model dediğimizde ise arkadaşlar bu primal modelin bir takım kriterlere göre elde edilmiş şekildeki modeline de biz dual model adını vereceğiz. Yani dual model aslında yine doğrusal bir model. Primal modelden türetiliyor. Ve bir takım şeyleri var, özellikleri var. Onları ileride bahsedeceğim size. Dolayısıyla doğrusal verilen orijinal modele biz primal model demiştik. Dolayısıyla bu primal modelin ben bu dual model nasıl elde ediliyor? Sizlere öncelikle bunları anlatmaya çalışacağım. Ondan sonra da bu primal dual model arasındaki ilişkileri size ifade edeceğim ve arkasından da ekonomik yorumları anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar, bugüne kadar anlatmış olduğum simplex modellerinin hepsine dedim ki primal model diyelim, orijinal modellerimiz. Bunun amaç fonksiyonunu z ile gösteriyorduk. Bunun dual modelin amaç fonksiyonunun değerini de w ile gösterelim. Benzer şekilde primal modeldeki karar değişkenlerini x ile göstermiştik. Bunun dual modelde y, z şeklinde yani y'lerle duali, x'lerle primal değişkenler, modelin karar değişkenlerini primalin, amaç fonksiyonunu primalin z ile, dualinkini de w ile gösterirsek arkadaşlar, bizim genel formumuzda kapalı formda. Örneğin bir maksimizasyon problemi ise gördüğünüz gibi bütün kısıtlarım küçük eşitse, karar değişkenlerimiz de büyük eşitse bunun duali de minimizasyon problemi olacaktır. W ile göstermiştik değişkenlerini ve eğer bir kısıta dual değişken karşılık geliyor demiştik. Dolayısıyla bunun da duali bu şekilde olur diyelim. Bunu şimdi detaylı olarak sizlere anlatmaya çalışacağım. Nasıl anlıyor bu? Dolayısıyla biraz önce kapalı formda verilen genel matematiksel modelin, primal modelin ve dualinin ne şekilde yapıldığını şimdi size tek tek anlatmaya çalışacağım. Ne yapacağız? Verilen primal modelimiz, orijinal modelimiz şöyle. Bu modelin biz dualini almaya çalışacağız. Nasıl alacağız? Gene bir amaç fonksiyonumuz olacak, kısıtlarımız olacak, işaret kısıtlarımız olacak. Bunları tek tek alt alta yazdık biz bunları. Şimdi tek tek anlatayım size. Primal modelimizde amaç fonksiyonu z maksimumsa bunun duali arkadaşlar bir minimizasyon problemidir. Şurada gördüğünüz gibi. Dolayısıyla orijinal problemimiz örneğin minimizasyon olsaydı duali maksimizasyon olacaktı. Dolayısıyla amaç fonksiyonunu bu şekilde belirliyoruz değişkenle. Dolayısıyla primal modelin amaç fonksiyonu maksimizasyonsa dual modelin amaç fonksiyonu minimizasyondur ve bunu da W ile gösterelim dedik. Şimdi amaç fonksiyonu, kısıtlar ve işaret kısıtları nasıl yazılacak? Bu örnek üzerinde detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar kısıtlarımız şunlarda.
Şimdi burada benim anlattıklarımı şey olarak detaylı olarak burada anlatıyor. Ben şimdi burada size kısaca izah etmeye çalışacağım. Her bir primal modeldeki her bir kısıta bir tane doğal değişken karşılık gelir. Ve biraz önce de genel modelde göstermiştim. Bu doğal değişkenlere biz birinci satıra karşılık gelen doğal değişkene y1, ikinci satıra karşılık gelen doğal değişkene y2, üçüncü kısıta karşılık gelen doğal değişkene y3 diyeceğiz. Dolayısıyla amaç fonksiyonunu yazarken arkadaşlar, karar değişkenlerini, doğalın karar değişkenlerini böyle belirledikten sonra şimdi amaç fonksiyonunu yazmaya gelelim. Amaç fonksiyonunu yazmadan önce isterseniz şuradan yazarak geçelim. Şuradan bakayım. Amaç fonksiyonunu yazarak geçelim şuradan. Şurada arkadaşlar şöyle ifade edeyim. Şu primal modelin sağ taraf değerleri y'lerle çarpılmış hali, yani 21 çarpı y1 artı 10 çarpı y2 artı 0 çarpı y3 bizim doğal modelin amaç fonksiyonunu oluşturacak. Doğal modelin amaç fonksiyonu neydi arkadaşlar? W minimizasyon problemi eşittir 21 y1 artı 10 y2 artı 0 y3 şeklinde olacaktır. Evet, onu yazdıktan sonra şurada gördüğümüz gibi 21 y3 sıfır olduğu için yazmadık buraya. Amaç fonksiyonunu dualin yazmış olduk. Buraya kadar anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Anlamadığınız şey olursa anında sorun. Şimdi arkadaşlar şöyle sıra geldi. Dual kısıtları nasıl yazacağız? Şimdi arkadaşlar şöyle ifade edeyim. Her bir dual, işte her bir primal değişkene bir tane dual kısıt karşılık gelir. Dolayısıyla primal değişkenlerimiz bizim x1 ile x2, iki tane değişkenim var. Dolayısıyla dualde de iki tane kısıt olacak demektir. Şurada gördüğünüz gibi. x1 primal değişkenine karşılık gelen doğal kısıt, x2 primal değişkenine karşılık gelen doğal kısıt, ikinci kısıtı bu şekilde belirliyoruz. Peki şeyler nasıl olacak? Arkadaşlar değerleri nasıl yapacağız? Şuradaki sabitleri nasıl koyacağız? İşte o da şöyle. Şu birim şeyin sol taraf değerlerini matris şeklinde yazarsak 1, 2, 0, 8, 5, eksi 2 bunun transpozunu alıp y ile çarparsak şeyi buluruz. Sol taraf değerlerini buluruz. Ama onu bulmanın yanında ben size daha basit olarak söyleyeyim. Her bir kısıtta bir doğal değişken karşılık geleceğine göre x1'lerin katsayısıyla bunları çarpacağım. 1 çarpı y1 İkinci de 0 çarpı y2 artı 5 çarpı y3 olacaktır değil mi? Birinci kısıtımız. İkinci kısıt nasıl olacaktır? 2y1 8y2 çarpıyorum. Eksi 2 çarpı y3 şeklinde olacaktır ikinci kısıtım. Evet. Bunu da gördüğünüz gibi şuradan önce sağ taraf değerini yazmış. Fark etmez. Ben direkt şuradan size geleyim. Evet. Şu örnek şuradan da söyleyebilirim aynı şeyi. Sağ taraf değerlerini de koymak kaydıyla. İsterseniz burada tekrar bir daha özetleme yapayım. Problemimiz bir maksimizasyon, duali minimizasyon olacak. Duali de W ile gösterdik. Şu sağ, her bir kısıtta bir tane doğal değişken karşılık gelir dedim. Şurada y1, y2, y3 olarak gösterdiğim gibi. Sağ taraf değerleri, primal modelin sağ taraf değerleri y ile çarpılmış hali benim dualın amaç fonksiyonunu oluşturur dedim. Şurada gördüğünüz gibi biraz önce anlattım. Ve dualın kısıtları primal modelde kaç tane değişken varsa iki tane değişkenim var. Bu primal değişkenlere kaç tane varsa o kadar dual kısıt karşılık gelir. İki tane değişken olduğuna göre iki tane doğal değişken yazacağım. Şey iki tane doğal kısıt yazacağım demektir. Bu nasıl yazılıyor? Arkadaşlar x1'in katsayıları neyse sütun olarak y1, y2, y3 ile çarpıyoruz. Birinci kısıtın sol tarafını buluyoruz. Yani 1 çarpı y1, 0 çarpı y2, 5 çarpı y3. Gördüğünüz gibi birinci kısıtın sol tarafını elde ettim. Burada sıkıntı yok değil mi? Şimdi ikinci kısıtın sol tarafını bulalım. 2 çarpı y1
artı 8 çarpı y2 eksi 2 çarpı y3. Gördüğünüz gibi bu da bizim ikinci kısıtın sol taraf değeridir. Dolayısıyla birinci ve ikinci kısıtın sol taraf değerlerini yazmış olduk. Bunda bir sıkıntı yok değil mi? Anlamadığınız varsa tekrar döneyim buraya. Bana yazın. Ömer, nedir anlamadığın? Sütunu çarpıp satır olarak yazıyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın tekrar. Evet, Sait Emre doğrusunu söyledi. Şimdi bunun transpozunu alıp y ile çarpmak dedim. Şunun transpozu nedir? Katsayılarımız satır olarak 1, 2, 0, 8, 5, eksi 2'dir. Bunun transpozunu aldığım zaman işte ne olacaktır? Satır olarak yazacağım bunu. 1, 5 olacaktır. İşte 1 çarpı 5 çarpı y 1, y 3'ü çarptığım zaman şu sol taraf değerlerini elde etmiş olurum. İkinci şeyi sütunu yazmak, ikinci satırı yazmak için de şu sütun değerlerini satırları y ile çarpıp koyduğum zaman transpozunu aldım ya, şunun katsayılarının transpozu 1, 2, 0, 8, 5, eksi 2'dir. Bunu sütun olarak y1, y2, y3 ile çarptığımız zaman arkadaşlar şu iki tane kısıt elde ederim satır olarak. Onu söylemeye çalıştım. Onun dedim bu şekilde yapmak yerine şöyle yapalım dedim. Şöyle yapalım dedim. Eğer her bir kısıta bir doğal değişken karşılık geliyorsa, dolayısıyla ben iki tane karar değişkenim var primal olarak. İki tane karar değişkenime karşılık gelen iki tane satır olacak şeyde, kısıt olacak doğal modelde. Bunu yapmanın yolu transpozunu almak yerine x1'in katsayılarıyla karşılık gelen y değerlerini çarptığım zaman 1 çarpı y1 artı 0 çarpı y2 artı 5 çarpı y3 benim birinci kısıtın sol tarafını oluşturuyor. İkinci kısıtta ise 2 çarpı y1 artı 8 çarpı y2 eksi 2 çarpı y3 de ikinci kısıtın sol taraf değerini oluşturuyor. Burada bir sıkıntı var mı? Hocam sütunu bir kere gösterseniz. Peki göstereyim. Aslında gösterdim onları ben ama niye şey yapmadınız? Şuradan şekil olarak çizeyim. Şimdi arkadaşlar şöyle renkli ile çizeyim. Şu x1'in katsayıları şunlardır değil mi arkadaşlar? Bununla ne yapacağım ben? Şu y1'leri olmadı. Şuradan önce bir şey yapayım pardon. Bir saniye. Evet. Şu x'lerin katsayıları şurada 1, 0, 5'tir değil mi arkadaşlar? Bunu ne yapıyorum? Şuradaki karşılık gelen y değerleriyle çarpıyorum. Şu 1, şurası 1, şurası 0, şurası 5'tir değil mi arkadaşlar? 1 çarpı y1, şuraya çarpı diyeyim, benim sol taraf değerini oluşturuyor. 2y1 artı 8y2, Murat Bağır 2y1 artı 10y2. Nasıl oldu 2y1 o? Ha 21. Şimdi bak tekrar döneyim. Tekrar döneyim. Burada biraz herhalde sıkıntı yaşayacağız. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi önce bir sol tarafı anlayın. Şu dedim ki öncelikle bir primal modelimiz maksimizasyonsa duali minimizasyon olacak. Şurada gördüğünüz gibi. Onda bir sıkıntı yok. Şimdi amaç fonksiyonu primal modelde 12 eksi 12 x1 eksi 2 x 2 idi. Bu katsayılar yani 12 ile eksi 2 benim dual modelin sağ taraf değerlerini oluşturur arkadaşlar. 12 ile eksi 2 iki tane kısıtım var, dual kısıtım. Dolayısıyla şurada gördüğünüz gibi pointer'la da şuraya geleyim tekrar. Geldiğiniz gibi 12 ile eksi 2 oldu değil mi? Şurada gördüğünüz gibi. Sol tarafı nasıl yazacağım? Şuraları boş bıraktım. Onları özel olarak konuşacağım onlar üzerinden. Önce sol taraf nasıl yazılıyor ona bakalım. Şurada ifade ettiğim gibi bunların katsayıları sütun olarak ister transpozunu alıp yazarsanız fark eden hiçbir şey yok. İsterseniz şöyle izah edeyim. Transpozunu madem alıyoruz. Şurası 1, şurası 2.
Şurası 0, şurası 8, şurası 5, şurası eksi 2 değil mi şu verilen problemde? Bunun y1, y2, y3 ile çarpımı. y1, y2, y3. İşte bunun çarpımı benim şu sol taraf değerlerini veriyor dedim size şunlara. Değil mi arkadaşlar? Bunu yapmak yerine dedim. Bunu yapmak yerine şunların katsayılarıyla şunu tekrar şuradan şeye geçeyim. Bir saniye. Şuradan pointer'la geçeyim. Onu yapmak yerine şuradaki değerle pardon şöyle şey olmadı. Bunları bu şekilde yapmak yerine bunları götürüp şu katsayılarıyla y1, y2, y3'ü çarpalım dedim. Ona göre kısıtların sol taraflarını bulalım dedim. Şurada ifade etmeye çalıştığım gibi. Dolayısıyla arkadaşlar bunu anladığınıza göre şunları bir sileyim. Şu bir aradan çıksın. Evet, bunları bir aradan çıkaralım. Evet. Dolayısıyla şu katsayıları sütun olarak getirip y1, y2, y3 ile çarparsak birinci kısıtı bulduk. İkinci satır olduğuna göre ikinci sütunun katsayılarını y1, y2, y3 ile çarparsam ikinci kısıtın sol taraf değerlerini elde ettim. Burada sıkıntı yok değil mi? Neden iki tane? Bakın onu anlatıyorum. Primal modelde karar değişkeni sayımız kaçsa iki tane karar değişkenimiz var. Dual modelde de buna karşılık gelen iki tane kısıt olacak. Şurada gördüğünüz gibi. İki tane kısıt olacak. Birinci kısıtın sol tarafını yazdım. İkinci kısıtın sol tarafını yazdım. Burada sıkıntı yok. Birinci kısıt amaç fonksiyonu değerini size ifade ettim. Primal modeldeki bu sağ taraf değerleriyle y1, y2, y3'ü çarptığımda benim amaç fonksiyonumu verir. Yani 21 çarpı y1 artı 10 çarpı y2 artı 0 y3 benim dual modelin amaç fonksiyon değerini veriyor. Bunda da anlaştık mı? Evet, amaç fonksiyonunu yazdık. Problem maksimizasyondu, minimizasyon oldu. Evet, sol taraf değerlerini yazdık dualin. Sağ taraf değerlerini yazdık. Şimdi gelelim en önemli yerine. Arkadaşlar, bunu anlatmak için aslında direkt ben basit yolla anlatacağım. Tablo yoluyla da nasıl yapıldığını gösteriyor ileride. Oradan da yeri geldiğinde oradan da anlatacağım ama şu basit olarak anlattığımı iyi anlamaya çalışın. Şimdi arkadaşlar şöyle ifade edeyim. Şu şeye tekrar döneyim. Şu genel modele tekrar dönüp oradan size bir şey söyleyeceğim. Onun arkasına. Evet, şurada gördüğünüz gibi şu şeyden de bir çıkayım çizimden. Evet, şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar maksimizasyon problemi ise bütün kısıtlarımız küçük eşit şeklinde ise pozitif kısıtlarda büyük eşit şeklinde ise biz buna maksimizasyon problemi için kanonik yapı adını veriyoruz. Veya bir diğer anlamıyla maksimizasyon problemleri dediğimizde bu bizim normali göstersin. Dolayısıyla maksimizasyon için normal dediğimizde kısıtlarımızın hepsi küçük eşit olacak ve kısıtların hepsi değil, küçük eşit şeklinde olan kısıtlara normal diyeceğiz. Büyük olursa, büyük eşit olursa buna da normal değil diyeceğiz. Ama maksimizasyon dediğimizde kısıtların küçük eşit olduğunu normalinde bunu anlayacağız. Ama karar değişkenlerimizin de büyük eşit olması gerekiyor, sıfır olması gerekiyor. Bunlara biz maksimizasyon için normal diyelim şimdi. Bunun minimizasyonuna geldiğimizde ise bunun normali de amaç fonksiyonu var. Değerleri ne olursa olsun. İşaretlerimin yönü hep küçük, büyük eşitse ve karar değişkenleri sıfırdan büyük eşit ise arkadaşlar buna da minimizasyon problemi için normal diyeceğiz. Bunları bu şekilde bilmeniz yeterli şimdi. Gelin şu örnek üzerinde şeylerimiz nasıl bulunuyor? Karar değişkenlerimizin yönünü ve kısıtların yönünü nasıl belirliyoruz ona geçelim. Evet, şurada boşluk bıraktıydık hatırlarsanız. Şimdi sol tarafı anladık. Sağ tarafı anladık. Amaç fonksiyonunun nasıl yazılacağını anladık. Kısıtların yönünü nasıl belirleyeceğiz? İşaret kısıtlarını nasıl belirleyeceğiz? Bu örnek üzerinde anlatıyorum tekrar. Arkadaşlar şu benim
Primal modelin karar değişkenleri dual kısıtları oluşturduğuna göre, dolayısıyla yönleri de bunlara bakarak yazacağız. Burada x1 ve x2 büyük eşit 0 şeklinde verilmiş. Az önce maksimizasyon probleminde ne demiştim? İşaretlerimin yönü küçük eşit olursa ve pozitif kısıtlar büyük eşit olursa buna biz maksimizasyonda normal adını vereceğiz. Normal işlem adını vereceğiz veya normal form adını vereceğiz. Dolayısıyla x1 ve x2 karar değişkenleri benim dual değişkenlerin kısıtlarını oluşturduğuna göre birinci kısıtımız da minimizasyon için normal olacak. Minimizasyon için normal neydi? Kısıtlarımızın yönü büyük eşit şeklindeydi. Az önceki kapalı formda gösterdim. İkinci kısıta karşılık gelen dual değiş şey ikinci primal kısıta karşılık ikinci primal değişkene karşılık gelen dual kısıtın yönünde ise x2 de ne olacaktır? Normal olacaktır. Dolayısıyla onun da ne olması gerekiyor? Büyük eşit şeklinde olması gerekiyor. Veya şunu çizerek daha güzel anlatmaya çalışayım şuradan size. Şimdi tekrar söylüyorum. Şu x1 ve x2 büyük eşit 0 olması maksimizasyon için normaldi. Karar değişkenlerinin değerinin 0'dan büyük eşit olması. Dolayısıyla her bir karar değişkeni bir tane dual kısıta karşılık geldiğine göre bunlar normal olduğuna göre minimizasyonda da bunların normal olması gerekiyor. Bunun normal olması için de minimizasyon problemindeki kısıtların yönünün büyük eşit olması gerekiyor. İkinci primal değişkene karşılık gelen kısıt da bu olduğuna göre bunun yönünü belirlerken bu da ne olması gerekiyor? Bu prim halde x2 normal olduğuna göre burada da normal olacak. Burada normal olabilmesi için de minimizasyon probleminde normal dediğimizde de bunların şey olması gerekiyor. Büyük eşit olması gerekiyor. Bunları da anladınız mı arkadaşlar? Anlamadıysanız tekrar üstünde duracağım. Çünkü bunlar çok önemli. Anlamayan varsa yazsın tekrar anlatayım. Şimdi pratik yolu anlatmaya çalışıyorum. Peki bir daha tekrar edeyim. Şimdi arkadaşlar şöyle yapayım. Baş kısmını anladıysanız son kısmı önemli zaten. Şimdi arkadaşlar problemimiz bir maksimizasyon problemi ise normal dediğimizde kısıtların yönü küçük eşit şeklinde olacak. Tekrar söylüyorum. Maksimizasyonsa problemimiz kısıtların yönü küçük eşit şeklinde ise buna normal diyeceğiz. Büyük eşit ise bu normal olmayan bir kısıt olarak karşımıza çıkıyor. Bunu böyle bilelim. Eğer eşitlik söz konusuysa buna işaretçe kısıtsız diyeceğiz. Dolayısıyla öncelikle biz şu dual modelin sol tarafını yazdık. Sağ tarafını da yazdık. Şimdi gelelim şu işaretlerin yönünün belirlenmesine. Kısıtların. x1 ve x2 büyük eşit 0 olduğuna göre maksimizasyon probleminde verilen problemde bu bizim genel yapıdaki maksimizasyon problemiyle aynı. Yani normal diyoruz buna. Yani x1 ve x2 büyük eşittir 0'dır. Dolayısıyla maksimizasyon probleminde normal. Aslında şuradan şöyle bir şey yazayım da daha iyi anlayın. Şuradan geleyim arkadaşlar. Problemimiz bir maksa. Şuradan yazım güzel olmayabilir. Max cx ise bunun normali kısıtım ax küçük eşittir bi x büyük eşittir 0. Bunun normali bu arkadaşlar maksimizasyonda. Minimizasyonda normal ne? Minimizasyon YB YA büyük eşittir C ve Y büyük eşittir 0. Kapalı formlar böyledi. Yani problem bir maksimizasyon problemi ise bunun duali minimizasyon oluyor. Buna Y değişkene karşılık geliyorsa arkadaşlar onun üzerinde tekrar ifade edeyim şurada.
Şu anda hepsini özetliyorum. Maksimizasyon için normal dediğimizde AX küçük eşittir B şeklinde ve karar değişkenlerimiz sıfırdan büyük eşit. Bunun dualini alırken arkadaşlar şu A ile sabitlerle çarptığımızda A çarpı Y, Y çarpı A şurada gördüğünüz gibi sol taraf değerlerini veriyor. Şurada gördüğünüz gibi sol taraf değerini veriyor. Sağ taraf değeri şu maksimizasyon primal modeldeki sağ taraf değerinin Y ile çarpımı bize minimizasyonun amaç fonksiyonunu veriyor. Şuradaki C benim dual modeldeki sağ taraf değerlerini veriyor C. Bu şekilde olduktan sonra dualını almış olduk. Ama buraya geldiğimizde nasıl yapacağız? Tekrar söylüyorum. Şu amaç fonksiyonu ve sol taraf ve sağ taraf değerlerinin nasıl yazıldığını anladınız. Onlarda sıkıntı yok. Sıkıntı şurada. Kafanızı karıştırmaması için söylüyorum. Her bir primal değişkene bir tane kısıt karşılık geldiğine göre iki tane ne olacaktır? Şurada kısıtım olacaktır değil mi arkadaşlar? X1 ve X2'ye karşılık gelen kısıtlar. Evet, bu kısıtlara baktığımızda bu primaldeki değişkenlerine X1 ile X2 değişkeni büyük eşittir 0 vermiş. Şuradaki verdiğimiz şeye göre normal değil mi bu? X büyük eşittir 0. Normal. O zaman bu kısıtlar da primalda dual modelde de normal olacak minimizasyonda. Minimizasyonda normal dediğimizde de şurada gördüğünüz gibi işaretimizin yönü büyük eşit olacak. Getirdim x1'e karşılık gelen normal olduğuna göre x1'imiz primal modelde normal olduğuna göre şurada. Burada da normal olacak. Minimizasyon probleminden normal dediğimizde işaretin yönü büyük eşit olacak. Şurada gördüğümüz gibi. İkinci karar değişkenim ne? X2. X2'nin büyük eşittir 0 verdiğine göre şu maksimizasyon probleminde buna normal dediğimize göre dual modelde de bu normal olacak ikinci kısıtta. Dual modelde normal dediğimizde şurada gördüğümüz gibi YA büyük eşittir C şeklinde olacak. Dolayısıyla işaretimin yönü her ikisinde de büyük eşit olacak. Bunları anladınız mı arkadaşlar? Şimdi onu söyleyin bana. Anlamayan varsa onlar yazsın daha doğrusu. Peki. Bir kere daha anlatacağım. Ondan sonra siz bunu evde tekrar edin. Şimdi arkadaşlar, verilen problemimiz şu. Şuradaki verilen problem olsun. Sol taraftaki verilen problem. Şimdi bu problemin dualını alacağız. Şöyle özetliyorum size. Diyorum ki eğer primal modelimiz maksimizasyonsa bunun duali minimizasyon olacak. Şurada gördüğümüz gibi. Primal modeldeki amaç fonksiyonu satırındaki katsayılar 12 ile -2 benim dual modelin sağ taraf değerlerini oluşturacak. Getirdik, koyduk sağ tarafına. Ve şu sol tarafındaki şu değerlerin katsayılarının y1, y2, y3 sütun olarak çarpılması da bizim sol taraf değerlerini oluşturacak şurada gördüğünüz gibi. Evet, bunu yaptıktan sonra şimdi önemli kısım dedim. Şu kısıtların yönünü belirlemek veya işaret kısıtlarını belirlemek. Şurada karar değişkenimiz bizim nedir arkadaşlar? X1 ve X2'dir. İki tane değişkenim var primal modelde. Dolayısıyla dualinde de iki tane kısıt olacak demektir. İki tane kısıtı yazdık. Sağ taraf değerlerini ve sol taraf değerlerini yazdık. Peki bu işaretinin yönü ne olacak? Önemli olan burayı anlamak. Şimdi primal modelde x1 ve x2 nedir? Büyük eşittir sıfırdır. Bu normal mi değil mi ona bakalım. Şurada yukarıda yazdığım x büyük eşittir sıfır ise maksimizasyon için bu normaldir. Dolayısıyla primalde normalse dualde de normal olacak. Dualın normali, kısıtların normali neymiş arkadaşlar? Şuraya geldim. Dual modelde şurada yazdım. Büyük eşit şeklindeymiş. Dolayısıyla ben getirip birinci kısıtta büyük eşit yazdım. Burayı anladık mı? Şimdi gelelim ikinciye. X2 büyük eşittir 0. Dolayısıyla maksimizasyon probleminde bu normal mi? Şuraya bakalım. Evet normal.
Dolayısıyla bu ne olacaktır? İkinci kısıtta normal olacak minimizasyon probleminde. Minimizasyon probleminde normalde gördüğünüz gibi büyük eşit şeklinde olacaktır. Dolayısıyla benim birinci ve ikinci kısıtın yönü büyük eşit şeklinde olacak. Daha çok örneğimiz var Muhammed. Sadece burada temel şeyi bir anlayın diye yazdım. Şimdi gelelim işaret kısıtları nasıl belirlenecek. Arkadaşlar, az önce dedim ki her bir değişkene bir tane doğal kısıt karşılık gelir. Her bir primal kısıtaysa x1 şu birinci, ikinci, üç tane kısıtım var. Bu kısıtlara da birer tane şey karşılık gelir. Doğal değişken karşılık gelir. Onları da zaten y1, y2, y3 olarak göstermiştim. Şimdi onların yönü nasıl belirlenecek? Üç tane değişkenim var. Yani y1, y2, y3 nasıl olacak? Şimdi arkadaşlar şuradan gelelim. Birinci şeyimiz y1 diyelim şuraya şöyle. Şuna y2 diyelim. Şuna da 3 tane doğal değişken olacak. Zaten şurada yazdık. 3 tane değişkenimiz var. Bunların yönü nasıl olacak? Şimdi onu belirlemeye çalışıyoruz. Şimdi birinci kısıta karşılık gelen doğal değişken y1. Yani şu değişkenlerin yönünü de bizim kısıtların, primal kısıtlar da bizim doğal değişkenlerin yönünü belirliyor. Primal değişkenler kısıtları, primal kısıtlarsa doğal değişken değerlerini belirliyor. Öyle söyleyeyim. Dolayısıyla birinci kısıtımız nedir? Küçük eşit şeklindedir. Problem ne? Bir maksimizasyon problemi. Dolayısıyla şuradan bakıyorum ben. Maksimizasyon probleminde normal olması için küçük olması gerekiyor. Minimizasyon probleminde de bu normal olacak. Dolayısıyla y1 büyük eşittir 0 olacak. Şurada gördüğümüz gibi şu şeyde. Burayı anladık mı? y1 büyük eşittir 0. Ondan sonra ikinci kısıtımız bakın büyük eşit şeklinde vermiş. Bakın şurada büyük eşit şeklinde vermiş. Büyük eşit şeklinde olunca maksimizasyonda normali küçük eşit olması gerekiyor. Dolayısıyla ikinci kısıtın normal değil. Normal olmadığına göre dualde de normal olmayacak bu. Dualde de normal olmayacağına göre dual değişken değerlerinin normali şurada gördüğümüz gibi büyük eşit sıfır, büyük eşit sıfırdı. Dolayısıyla normal olmayacağına göre bunun da ne olması gerekiyor? Küçük eşittir sıfır olması gerekiyor. Bunu da anladınız mı arkadaşlar? Bunu da anladıysanız olay bitmiştir. Bakıyorum, evet, çok güzel. Gelelim üçüncüye. Üçüncü kısıtım, primal kısıtım benim üçüncü doğal değişkene karşılık geliyor. Yani şuna karşılık geliyor. Dolayısıyla buraya geldiğimizde arkadaşlar bu eşitlik şeklinde vermiş. Eşitlik şeklinde olunca bu işaretçe kısıtsız demektir. Yani işaretçe kısıtsız herhangi bir değer alabilir bu demektir. Dolayısıyla y3'ü de unrestricted insign diye ifade etmiş olduğumuz işaretçe kısıtsız yazarak modeli işaretçe şeyde var. Bir sonraki sayfada var. Evet. Burada gördüğünüz gibi dual modeli bu şekilde bitirdik. Umarım anladınız bu yazdığım şeylerden. Daha çok örnek çözeceğiz bunlarla ilgili. Ben şuradan şu yazdığım şeyleri bir sileyim arkadaşlar müsaadenizle. Bir sürü şey sildik ama bir sürü şey pardon. Şuradan geri gideyim. Evet, şuradan tek tek sileyim. Çok yazdık. Şimdi arkasından direkt şeylerimiz var. Bunun yazılmış modeli var. Oradan hareketle ikinci, üçüncü örneğe geçeceğiz. Bir sürü de örneğimiz var ama bu ekonomik yorum yapabilmemiz için arkadaşlar bu dual almayı çok iyi öğrenmeniz gerekiyor. Bunun tablo yoluyla da yapımı var. Onu da göstereceğim size ama en güzeli şu size anlatmış olduğumuz basit yönden. Maksimizasyon için normal nedir? Minimizasyon için normal nedir? Ve her bir kısıta bir karşılık, primal kısıta bir dual değişken karşılık geliyor. Ve her bir primal değişkene de dual kısıt karşılık geliyor demiştim. Ve değerlerin ne şekilde konulacağını da sizlere ifade etmeye çalışmış idim. Evet, buradan hareketle az önceki söylemiş olduğumuz şeyler doğrultusunda
Modele baktığımızda arkadaşlar, burada transpoz olarak siz şeyi okursunuz, notları. Ben direkt onların üzerinden yazmaya çalıştım. Gördüğünüz gibi işaretlerimizin yönü büyük eşit. Ve işaretçi kısıtlara baktığımızda primal değişkenleri şurada gördüğünüz gibi az önce çıkardığım sonucu elde etmiş oldum. İşaretçi kısıtsız demek sınırsız demektir. Yani Y3 herhangi bir değer alır demektir. Dolayısıyla az önce verilen primal modelin dualinin bu şekilde alınacağını sizlere basit yöntem üzerinde normal form diye ifade edecek şekilde göstermeye çalıştım. Arkadaşlar bir tane daha örnek üzerinde durayım. Önümüzdeki dersimde de şey yapacağım. Öbür dersiniz de başlayacak ama hızlı bir şekilde şu problemin de dualini alalım. Bu sefer de tesadüfen primal modeli Y diye vermiş. Aslında problem değil. Yani Y olarak verdiyse bunun dualini de X olarak varsayalım biz. O şekilde varsayalım. Aslında Y'ler direkt şeyi gösteriyor bize. Dual prize'i gösteriyor. Ama diyelim ki verilen modelde Y'yi bu şekilde vermiş. Biz şimdi bunun neyini yazacağız? Dual modelini yazacağız. Problem bir minimizasyon problemi olduğuna göre W ile göstermiş bunu. Yani duale bu. Dualden primal elde etmeye çalışacağız. Öyle diyeyim size. Bu verilen problem W ile gösterdiğine göre bir dual model veya hiç önemli değil. Yani yine bunu primal model olarak kabul eden dualını bulalım. Yani fark etmez. Dolayısıyla problemimiz bir minimizasyon problemi olduğuna göre duali ne olacaktır? Bir maksimizasyon problemi olacak değil mi arkadaşlar? Onu da şuradan isterseniz direkt bunun üzerinde yazarak göstereyim. O zaman anlaşılması daha kolay oluyor. Şuradan ben geçeyim şuraya. Evet, problemimiz minimizasyon ise şuradan yazayım. Z maksimum olacak değil mi? Olmadı. Olmadı bir saniye. Ha, şuraya işaretlemedim de ondan. Z maksimum olacak. Maksimum eşittir ne olacaktır arkadaşlar? Her bir kısıta bir doğal değişken karşılık geliyorsa bunu da x1 ve x2 dedik. Şurada gördüğümüz gibi. Dolayısıyla z minimum ne olacaktır arkadaşlar? Şuna y karşılık geldiğine göre 58 x1 eksi 3 x2 olacaktır değil mi? Her bir kısıta bir doğal değişken karşılık geldiğine göre amaç fonksiyonumuz 58 x1 artı pardon eksi 3 x2 olacaktır. 3 x2 olacaktır. Burada hemfikir miyiz? Z maksimum olacak. Şu Z max eşittir. 58 x1 artı 3 x2 olacak. Şimdi arkadaşlar amaç fonksiyonunu yazdık. Peki şey ne olacak? Kısıtlarım ne olacak? Kaç tane değişkenim var arkadaşlar benim burada? Primal değişkenim 4 tane değil mi? Y1, Y2, Y3, Y4. Dolayısıyla 4 tane kısıt yazacağım. Nasıl yazacağım? Y1'in katsayılarından oluşan bir kısıt, Y2'nin katsayılarından oluşan bir kısıt, Y3'ün katsayılarından ve Y4'ün katsayılarından oluşan bir kısıt. Birinci kısıtı yazayım. Eksi 2 çarpı x1 artı 0 değil mi? Öbürü sıfırdır zaten. Artı sıfır y2 olacaktır. İkinci kısıtım y1 artı 3y2 3y2 öbür kısıtım sıfır y1 eksi 5 y3 şeklinde yazacak olursak y3 pardon özür dilerim. Kim o? Yusuf. Y değil bunlar X olacak. Şu Y yazdığım şeyleri lütfen X diye düzeltir misiniz? Doğru söylüyor arkadaşımız. Çünkü primal modeldeki şeylerimiz, değişkenlerimiz Y. Duali bunun X olacak. Dolayısıyla şu Y2'yi X2 diye değiştirin. Y2'leri X2 diye değiştirin. Ben Y3, Y1'leri de Y2'leri de hep X diye değiştirin. Umarım anlaşıldı. İsterseniz şuradan tekrar çözümüne gideyim. Oradan daha iyi anlarsınız. Şunları ben bir iptal edeyim arkadaşlar. Bir saniye. Herhalde yavaş yavaş anladınız diye
düşünüyorum. Şimdi çözümü üzerinde konuşmak daha güzel olur bununla ilgili. Evet, çözümün üzerinde. Evet, bunun duanını aldığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi primal modelimiz buydu, minimizasyondu. Her bir kısıtta x1-2 şey karşılık geliyor. Doğal değişken karşılık geliyor. Doğal değişken karşılık geldiğine göre şu çizimi de iptal edeyim. Evet. Amaç fonksiyonun satırındaki katsayıları bizim dualin sağ taraf değerlerini oluşturuyordu. Şurada gördüğünüz gibi pointer ile işaretliyorum. Bunların x ile çarpımı biraz önce çıkarmıştım. Şu sol taraf değerlerini oluşturuyor. Onda da sıkıntı yok. Onu da anladınız. Şimdi tekrar gelelim. Önemli olan dediğim gibi 4 tane doğal kısıt olacağına göre birinci doğal kısıtın yönünü belirlemeye çalışıyorum şunu. Y1 neymiş? Büyük eşit sıfırmış. Minimizasyon probleminde normal dediğimizde karar değişkenlerinin sıfır olması gerekiyordu. Dolayısıyla Y1 büyük eşittir sıfıra normal dersek maksimizasyonda da bu kısıt normal olacak. Maksimizasyonda da normal olduğu zaman işaretimin yönü küçük eşittir, değil mi arkadaşlar? Evet. İkinci kısıtım neymiş? Küçük eşit vermiş. Minimizasyonda küçük eşit normal değil, değil mi? Y2 normal değil. Dolayısıyla Y2 normal olmayacağına göre ikinci doğal kısıtı da normal olmayacak. Problem bir maksimizasyon olduğuna göre normali küçük eşit olması gerekiyordu ama normal olmadığına göre bunun da yönünün büyük eşit olması gerekiyor. Bunu da anladınız mı arkadaşlar? Evet. Y3'e bakalım. Sınırsız olarak vermiş. Sınırsız olarak verdiğine göre arkadaşlar bunun kısıtın yönü eşittir şeklinde olacaktır. Sadece bunu bilin. Sınırsıza eşit, eşite de sınırsız karşılık geliyor doğal değişken. Dolayısıyla Y3'ümüz işaretçe sınırsızsa buna karşılık gelen doğal değişken eşit şeklinde ortaya çıkıyor. Dördüncüsünde Y4 küçük eşit sıfır olduğuna göre arkadaşlar minimizasyon için normal değildir bu. Normali büyük eşit olması gerekiyor. Dolayısıyla doğal modelde de bunun normal olmaması gerekiyor. Dolayısıyla maksimizasyonun normali küçük eşit olduğuna göre kısıtların burada normal olmayacağına göre bunun büyük eşit olması gerekiyor. Dolayısıyla karar değişkenleri primal modeldeki karar değişkenlerinin yönü benim doğal kısıtların yönünü belirliyor arkadaşlar. Onu da ifade etmeye çalıştım. Peki şey ne olacak? Pozitif kısıtlarımız ne olacak buradan? Pozitif kısıtlarımız iki tane primalde denklem olduğuna göre, kısıt olduğuna göre benim iki tane doğal değişkenim olacak. X1 ve X2. Peki X1 ne olacak arkadaşlar? X1 eşit olduğuna göre bunun şeyi karar değişkeni sınırsız olacak. Eşit olduğundan işaretçe kısıtsız olacak. İkincisi minimum problem olduğuna göre küçük eşit şeklinde verildiğine göre bu normal değildir, değil mi arkadaşlar? Minimum için normal değildir. Dolayısıyla maksimizasyon probleminde de normal olmayacak. Normali neydi bunun? Büyük eşit olması gerekiyordu. Normal olmayacağına göre küçük eşit şeklinde karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar, bu da ikinci örneğimizdi. Birkaç tane daha örnek var. Primal modelden dualin nasıl olacağını. Transpozunu alıyoruz. Transpozu almaya da gerek yok. Can, direkt dedim ya, sütunları direkt Y1, Y2, Y3 ne varsa onlarla çarparsanız zaten otomatikman transpozunu aldın demektir. Onun için ayrıca transpozu alıp yazmanıza da gerek yok. Direkt şeyin modelin üzerinden bunu yazarsınız. Önemli olan burada dediğim gibi dualin kısıtlarının yönünün belirlenmesi ve dualin karar değişkenlerinin alacak oldukları değerlere bağlı olarak işaret yönünün belirlenmesi. En önemli şey orası. Diğerleri transpozuyla Y'leri çarpıyorsun. Maksimizasyon probleminde ise doğal modelimiz minimizasyon oluyor. Maksimizasyon probleminde verilen primal modelin sağ taraf değerleri dualin amaç fonksiyonu katsayılarını oluşturuyor. Veya direkt sağ taraf değeriyle primal modelin sağ taraf değerleriyle karşılık gelen Y değerlerini çarptığımız zaman amaç fonksiyon değerini oluşturuyoruz. Ve bu normal kısıtların ve pozitif kısıtların işaretinin yönüne bağlı olarak da
ne yaptım size? Kısıtların yönünü ve şeyi belirlemeye gösterdim. Dolayısıyla dualin alınması bu şekilde oluyor. Biraz sonra bir dersiniz başlayacak biliyorum. Bu anlattığım 2-3 tane dual almayın mantığını notlarınız da elinizde var zaten. Onların üzerinden biraz tekrar ederek önümüzdeki dersimize gelirseniz direkt ben bunların üzerinden birkaç tane daha örnek çözeceğim. Hatta bu örneğe geçelim. Burada bölü falan şeyleri vermiş. Onlara çok fazla şey yapmayayım, zaman ayırmayayım. Aynı şeyler zaten yaptığımız şeyler. Bu tablo kullanmayı size anlatarak aslında şey olarak biraz sonra genel örnekler var. Şuradaki tablodaki verilen şeylerin basit olarak size nasıl yapılacağını az önceki örnekler üzerinde göstermeye çalıştım. Önümüzdeki dersimizde bu tablonun okunuşu nasıl oluyor? Anlattığım şeylerin aynısı çünkü. Bir onların hakkında kısa bilgi verip birkaç tane daha örnek çözerek arkasından Can örnek yükleyebilir misin diyorum. Çok örnek var. Can bu notlarınızın arasında notlara bakarsanız 6-7 tane örnek olacak yanlış hatırlamıyorsun. 3 tane çözdük. Birkaç tane daha var. Onlara bakarsanız dual alma ile ilgili çok örnek var. Yoksa ben daha yüklerim yani sıkıntı yok. Dolayısıyla bu anlattığım şeylere lütfen evde bir bakın. Çünkü bundan sonraki anlatacak olduğum şeylerin temeli buraya dayanıyor. Eğer dual almayı yanlış yaparsanız bundan sonraki yapacak olduğumuz şeylerde de hep sıkıntı yaşarız. O yüzden bunların üzerinde biraz daha önümüzdeki dersimizde duracağım arkadaşlar. Evet benden bu akşamlık bu kadar arkadaşlar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.